Bir Toprağın Hekimlerinden merhaba sevgili seyirciler. Bugün Karadeniz'imizin güzel ili Rize'deyiz. Önemli bir program var burada. DOKAP vasıtasıyla üreticilerimize cihaz dağıtımı, teknoloji dağıtımı olacak il müdürlüğümüz vasıtasıyla. Vali Bey'imiz de katıldı programa. Buradan röportajlarımıza geçmek istiyorum ama şunu unutmayalım. Urfa'nın, Güneydoğu'nun sıcağı neyse Rize'nin de deresi tepesi o hakikaten çok zor şartlarda bir coğrafya ve bu coğrafyada üretim yapan insanlarla birlikte olacağız. Önce röportajlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet sevgili seyirciler, Rize valimizle beraberiz Sayın Baydaş'la. Sayın valim, burada üreticiye yönelik teknolojik çok ciddi bir destek var DOKAP vasıtasıyla. Bu konuda kısa düşüncenizi almak isterim. Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi burada üreticiyi destekleyen çok ciddi adımlar atıyor. Bütün bölgede olduğu gibi ilimizde de. Burada özellikle su ürünleri üreticilerine yönelik bir ekipman, malzeme ekipman dağıtımı töreni ifa ettik. Biraz önce Su Ürünleri Kooperatifi Başkanımız çok güzel ifade etti. Onun ifadeleriyle söyleyelim. Eskiden balık yumurtalarını tahta kaşıklarla ayıklarken, şimdi balık yumurtalarını ayıklamanın makinesi var. Evet. Ve biz bu yönüyle bunlardan faydalanıyoruz dedi. Şimdi hem kuluçka makinalarından tanklara, oradan taşıma malzemelerine, ayırma, ayıklama malzemelerine kadar burada çok ciddi bir makine ekipman desteğinde bulunuyor kalkınma idaremiz. Şehrimiz özellikle Türk somonu olarak artık markalaşmaya başlayan, dünyada da yer bulan, çok ciddi de rağbet gören somon üretiminde çok önde illerden bir tanesi. Bu manada bu üretimin bir ayağı soğuk sularda, iç sularda, bir ayağı da denizlerde. Bu üretimi destekleyecek ciddi bir makine ekipman desteği yardımında bulunduk. Şu anda bu talep çiftçilerimizden, üreticilerimizden gelmişti. İnşallah Kalkınma İdaresi Başkanlığımızla yeni desteklere devam edeceğiz. Buz üretimiyle, buzhane ile ilgili de talepler vardı. Onu da inşallah gerçekleştireceğiz. Hülasa biz projelendiriyoruz. İmkanlar ölçüsünde de Kalkınma İdaresi Başkanlığımız buna desteklerde bulunuyor. Ben bu vesileyle hem Sanayi Teknoloji Bakanımız Sayın Fatih Kacır'a, Kalkınma İdaresi Başkanımız Hakan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bunun zeminini de İl Müdürlüğümüz, Tarım Orman İl Müdürlüğümüz gerçekleştiriyor. Ben Murat Bey şahsında bütün İl Müdürlüğü ekibimize de teşekkür ediyorum ve konuşmamı bitirdiğim gibi üreticilerimize bol bereketli kazançlar temenni ediyorum. Peki teşekkür ediyorum Sayın Valim. Sağ olun. Görüşmek üzere inşallah. Ederim. Belki başkanımız ve il müdürümüz de bir Tabii. şeyler söylemek ister. Evet, bugün bizler için güzel bir gün. Denizden Kaçkarların eteklerine kadar var olan su ürünleriyle ilgili yapılan çalışmalar, biz makine ekipman ve soğuk hava depoları ile ilgili bir teslimat töreninde bir aradayız. Tabii bölgedeki yapılan tarım ve hayvancılık çalışmaları bizleri direkt ilgilendiren konular. Bu doğrultuda bugün hayvancılık kısmı ile ilgili, özellikle su ürünleri ile ilgili kısmı ile ilgili bir aradayız. Yarın hem pazarda hem Çaylı'da tarımla ilgili zirvelerimiz var. Özellikle tarımsal örgütlenmelerle ilgili çalışmalarımızı, var olan bölgede yapılan çalışmalarımızı masaya yatıracağız. Tabii Karadeniz güzel bir bölge. Yeşiliyle, doğasıyla, deniziyle, deresiyle. Ama bu doğal güzelliklerde yapılan hayvansal ürünlerle ilgili yapılan çalışma daha nitelikli olması lazım. Bu doğrultuda da Sayın Valiliğimizin bünyesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından bize nitelikli projeler geliyor. Ve bugün bu iki projenin makine ekipman dağıtımındayız. Ben özellikle üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
bereketli ve güzel kazançlar diliyorum ve Rize'mize hayırlı olsun. Sayın Başkan, Rize zor bir bölge. Yani dün dolaştık burayı, hakikaten dağın başında suyun içinde üretim yapıyorlar. Ormanın içinde üretim yapan o zor şartlarda insanlara teknolojik olarak çok ciddi bir katkı oluyor ki ihracatta 2 milyar doları bulan bir su ürünleri yetiştiriciliğimiz var. Burada teknolojiyi buluşturmanız çok önemli diye düşünüyorum. Tabii ki, yani yapılan çalışmanın nitelikli olması lazım, verimli olması lazım. Sayın Bakanımız Fatih Kaçır Bey bunu defaten bizlere tarım ve hayvancılıkla ilgili daha nitelikli işlerin yapılması ile ilgili buna eğilmemizi söylüyor. Biz de az önce sizin söylediğiniz gibi güzel bir bölge. Hakikaten coğrafyasıyla, yeşiliyle, deniziyle, derisiyle, vadileriyle, yağan yağmuruyla bu doğal coğrafyada yapılan çalışmaların daha nitelikli olması lazım. Bizim de asli görevimiz bu. Dokap Bölge Kalkınma İdaresi olarak bu bölgeye hizmet etmek bizim için de hem görevimiz, hem şeref, hem onur olarak nitelendiriyoruz. Sonuçta bu memleketin hizmetkarıyız. Bulunduğumuz makamlar buralara nitelikli bir şekilde değerlendirip ve destek vermemizi gerektiriyor. İnşallah daha iyi olacak coğrafyamız. Peki, teşekkür ediyorum evet. Sayın Başkanım, Sayın Valim. Çok Murat teşekkür ediyorum. Tarım İl Müdürümüz Murat Bey'le de beraberiz. Müdürüm, biraz konuyla ilgili sizden de bilgi alalım. Elimizde var olan karasal alandaki 41 adet yetiştiricilik tesisimizi bu projeyle beraber daha modern bir hale getirmeyi amaçlamaktayız. 57 milyon adet yavru kapasitemizi daha ileri bir seviyeye taşımak. Sektörün hedefi olan 2 milyar dolara biz de ilimiz olarak elimizden gelen katkıyı sunmak üzere Dokap Bölge İdaremizle beraber yapılan projeyle beraber bugün malzeme teslimini yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde yine sektöre katkılarımızı sunmaya çalışacağız. Ben bu projenin tüm sektöre, ilimizdeki balıkçılara da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Peki Sayın Müdürüm, teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, programımız devam ediyor. Röportajlarımız devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, röportajlarımıza devam ediyoruz. Rize'de önemli bir teknoloji altyapısının dağıtımı vardı iç sulardaki yetiştiricilerle ilgili. Konuğum Rize İç Sularda Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mustafa Memoğlu. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Aslında ekranların tanınan da bir yüzüsünüz. Onu da hemen seyircilerimizle paylaşayım. Burada yetiştiricilikle ilgili çok önemli teknolojik altyapıların valilik, DOKAP ve il müdürlüğü vasıtasıyla dağıtımı gerçekleşti. Bununla ilgili ben düşüncelerinizi almak istiyorum. Çünkü sizler dağ bayır demeden, dere tepe demeden yetiştiren insanlarsınız. Biz Rize'nin coğrafyası biliyorsunuz. Doğadaki bir cennet Rize. Ama doğa çok cömert, çok da acımasız. Biz çok zor şartlarda balık üretiyoruz, yavru üretiyoruz. Biz aday somonu üretiyoruz. Somon adayı üretiyoruz. Biz somon adayı üretiyoruz özellikle. Denizde yetiştirilen Türk somonlarının adaylarını üretiyoruz. Bizim temiz sularda. Biliyorsunuz son yıllarda ülke ekonomisine çok büyük katkıları oluyor bizim Türk somonu, özellikle Karadeniz somonunun. Bu anlamda bize DOKAP ve valilik bize ekipman dağıtım törenindeydik bugün. Ekipman dağıtım törenine katıldık. Bu ekipmanlar bize çok gerekliydi. Çünkü biz hep ilkel koşullarda balık üretiyorduk. Odun maşalarla yumurta seçip balık boylamalarını elimizle yapıyorduk. Elle boylayıp ve balıklar vücutları tahriş oluyordu. Ama şimdi makineye balığı döküp
bir taraftan döküp balığı, diğer taraftan 100 gram, 200 gram, 150 gram ayarlayıp balığını ayırabiliyorsun. Bir de taşımada sıkıntılar yaşıyorduk. Şimdi izolasyonlu tanklar aldık. O tanklar uzun yolda balığı götürebileceğiz. Balık su isinmeyecek. Yalaklar aldık. Hijyenik, çok güzel yavru yetiştiriliyor. Herkese teşekkür ediyorum ben. Evet sevgili seyirciler, ben de başkana teşekkür ediyorum. Aynı anda kamyonların seslerini duyuyorsunuz. Kapanın elinde değil, başvuranın elinde kaldığı da bir sektör bu dağıtım. Röportajlarımıza devam ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, röportajlarımıza devam ediyoruz. Artık bu teknolojinin, şu anki dağıtılan teknolojinin üretildiği Konya'daki merkezden gelen FED Kuluçka Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Şener Serin'le olacağız. Bu teknolojiyi konuşmak istiyoruz. Öyle ya, bu konularda Hollanda çok iyiydi, Norveç çok iyiydi, diğer Avrupa ülkeleri çok iyiydi. Ama bugün Türkiye bunu artık yapmaya başladı. Türkiye'de böyle güzel bir takım şeyler de oluyor. Evet Şener Bey, isterseniz sırasıyla neler var onları bir konuşalım. Mesela şuradan başlayalım. Burada nedir ki mesele? Şimdi öncelikle şunu diyeyim. Biz buradaki bulunma sebeplerimiz biliyorsun. Rize Tarım İl Müdürlüğü'nün DOKAP desteklemesiyle ve Rize Tarım Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, İl Müdürlüğü ve koordinesi yapıp balık yetiştiricisini modernize ederek destekleyici bir program ve dağıtım törenindeyiz. Ha burada şu var, balıkçılık konusunda yetiştiricinin sıfırdan hasada kadar olan ürünlerimizin hepsi şu anda burada mevcut. Sırayla alalım, sırayla alalım Şener Bey. Buyurun. Balık yetiştiricisinin ilk hamlesi. İlk hamlesi kuluçka dolabıyla başlar. Kuluçka dolabı, evet. Kuluçka dolabımızda balık yumurtasını dışarıdan aldı veya kendi anaçlarından üretti yetiştirici arkadaşlar, sağmış olduğu veya gözlenmiş yumurtayı kuluçka dolabımıza koyuyor. Burada gözlenmiş yumurtamız larvaya dönüştükten sonra o su derecesine göre değişiyor. Yani 10 derecelik, örnek vereyim, bir 10 derecelik bir su da 17 günde gözleniyor ve 10 derecelik su da 30-32 gün civarında larvaya dönüşüyor. Larvaya dönüştüğü buradan sistemimizde çıktı. Yani yumurta yavruya dönüştü. Dönüştükten sonra bir 10 gün civarında kese atma sürecine geçiyor. Yüzmeyi burada alışıyor. Ve kuluçka dolabımızın görevi bitmiş oluyor. Peki neden böyle hep yuvarlak tepsi şeklinde düz değil? Dairesel olmasının sebebini söyleyeyim. Şimdi şu var. Kuluçka sisteminde bir kare dikdörtgen şeklinde dolaplar veya eski tip yalaklar var. Bir de bu dairesel. Bunun dairesel olmasının sebebi su sirkülasyonu. Bizde en önemlisi oksijen. Ve hiçbir şekilde suya temas etmeyecek yumurtanın kalmaması. Dairesel olduğu zaman dengeli bir şekilde burada bir tane yumurtaya temassız kalmıyor ve verimimiz %98'e ulaşıyor. Öbür türlü köşelerde ve benzeri kalıyor. Dolayısıyla dairesel. Daireselin çeşitli örnekleri var. Yani sevgili seyirciler, %1 bile kayıp milyonlarca yumurtada çok ciddi rakam yapıyor. Kenarlardaki bu çıkıntılar değişik duruyor. Önceki gördüklerin gibi değil. Şimdi 2024 yılında her yıl biliyorsun teknolojimiz değişiyor. Biraz daha değiştirdik bu yıl. 2024 modelimiz özellikle ilk işi bunda uyguladık. Şimdi ızgara sistemleriniz farkındaysanız şurada alüminyum ızgaralar vardı. Bazen montajda ve benzeri hatalar olmasın diye ve de çıkıntılar kesimlerde üreticiye bir iş sağlığı açısından da herhangi bir zarar olmasın diye ben sistemi bu yıl değiştirdim.
kasa kısmınız, ana sistemimiz hep aynı, yine dairesel ve benzeri. Farkındaysanız sanki bir buzdolabının içi. Evet. Doğru mu? Evet. Gördüğünüz gibi. Daha kolay, daha hijyen, temizlik ve benzeri, tamamen blok. Blok halinde. Burası tek tek parça değil artık. Onlu sistemimiz komple blok halinde. Tek makineden çıkıyor. Biraz da makineleşme, imalatta makineleşmeyi uyguladık. Bu şekilde yeni sistemimizi çıkarttık. 2024 ve bundan sonrakiler artık bu şekilde inşallah. Peki burası birinci basamak. İkinci basamakta? Dediğim gibi daireseldeki özelliğimiz bu. Balığında yüzme şekli ve doğal şartlara uygun. Uygunluğu hep dairesel yüzer. Burada yüzmeyi öğreniyor. Ondan sonra ikinci aşama. Şu makinemiz var. Sırayla gidiyoruz. Bu da bozuk yumurtayı ayırma. Elektronik olarak ayıran bir makine. Burada kısmi bozulmalar olursa, eğer ki vatandaşın imkanı varsa bu makineyle kullanabiliyor. Yoksa temizlemesini diğer türlü yapıyor. Bu bozuk yumurtalar ayrışıyor. İşlem bittikten sonra burada iki şeyimizin görevi tamamlanmış oluyor. Sonra ikinci aşamamız diyelim. Evet. Ön büyütme tankları. Alalım şöyle Şener Bey. Şöyle alalım sizi. Şimdi burada şey var. Şu fiber tanklarda yavrularımız yeme alışıyor. Yüzmeye alışıyor. Belli gramaja geliyor. Ve bak, gördüğünüz gibi burada tanklar vatandaşlara sağ olsun il müdürlüğü dağıtım yapıyor. Bol miktarda şeyimiz var, hibeler var. Bunlar kapasiteye göre ön büyütme tanklarında büyütülüyor. Yavru belli gramaja geliyor. Ondan sonra... Peki belli bir gramaja geldikten sonra nasıl ayırt ediyorsunuz bunu? Ayırt etme bunun ya ızgaralarla elle tek tek ayırma var veya teknoloji kullanıp makineyle ayırma var. Şimdi burada hangisi bu? Şu makinemizde şöyle kapattım, dolabımızın işi bitti. Şu makinemizde boylama makinesi diye geçer. Biz burada vatandaşa ürünleri verirken Türkiye'nin en güzel üreticileri, en sağlam, en verimi yüksek makinelerini seçtik. Yani bu konuda taviz vermiyoruz. Yani örnek vereyim, ben dolabımız bizim 25-30 sene kullanılıyor. Vatandaş her 10 senede bir araba değiştiriyor ama bu dolabı değiştirmiyor. Niye? Değiştirmeye ihtiyaç duyulmuyor. Bu şekilde bir boylama makinesi de aynı. Her şeyle paslanmaz, canlıya zarar vermeyecek şekilde. Bunu da bir arkadaşımız üretiyor. Ve burada boylama yapılıyor. Küçükten büyüğe bütün boylamayla yapılıyor. Hasat dönemine kadar boylama yapılır. Yavrudan büyütme hasata kadar makinemiz de bu görevini yapıyor. Ondan sonra geçtik. Şimdi burada boyladık. Sonra havuzları var. Havuzlar evet. Büyük bütün işletmelerin çeşitli kapasitelerine göre adet çeşitli ebatlarda havuzları var. Orada besleme yapılıyor. Somon yapmak isteyen. Şu an o havuzlar yok ama görüntü, arka görüntümüzde o havuzları izliyorsunuz sevgili seyirciler, onu da söyleyeyim. Evet. O havuzlarda büyütülüyor. Evet Sayın Şener. Ondan sonra hasat döneminde buradaki bakın desteklemenin sırayla verildiği ekipmanlar bir gerçekten sıfırdan üreticinin hasada kadar. Dolapta büyüttük. Seleksiyon yaptık. Ve ön büyütmelerini yaptık. Havuzlarda büyüdü ve hasata geçti. Hasatta da... Evet, orada büyük bir kepçemiz var. Nedir o? Kepçemiz de eğer ki kafes balıkçılığı yapıyorsa biliyorsun meşakkatli bir iş. O kepçemiz 300 kiloyu bir hamlede vinçle çıkartır ve tartar tanklara atar. Ne oldu şimdi? Hasada geçtik. Eğer ki kafes balıkçılığıysa büyük kepçelerle, yoksa küçük kepçelerle. Zaten hasat yapıldı ve... Tanklarımız var. Balık nakil tankları. Onlara gelelim. Buyurun Şener Bey. Şu anda bir taraftan... Evet, görüyorsunuz sevgili seyirciler. Tekrar ediyorum, kapanın elinde değil, başvuranın elinde kalıyor bunlar. Yani burada dediğimiz gibi dokaba... Şöyle alayım ben sizi. Rize'de özellikle
Tarım İl Müdürlüğü ve Şube Müdürleri, Su Ürünleri Şube Müdürlerinin yardımlarıyla arkadaşlar bu teknolojiden faydalanıyorlar. Yani tekrar tekrar teşekkürler ederim. Biz tedarikçisiyiz. Şimdi de bu taşıma tankı ne yaptık? Kepçeden aldık, taşıma tanklarına doldurduk. Canlı olarak istedikleri yere 2 gün, 3 gün nakil yapsın, hiçbir sıkıntı olmuyor. Hep düşünüyoruz biz Ankara'da ya bu yediğimiz balıklar ölü mü sağ mı diye. Hakikaten canlı canlı getirebiliyoruz. Rize'de yetişsin, Rize'de veya Elazığ'da veya bir başka yerlerde yetişsin. Türkiye'nin başka noktası nereye isterse canlı olarak balığın burnu kanamadan, gerçi balık soğukkanlı bir hayvan, burnu kanamadan bir başka yere canlı olarak naklediliyor bunlarla. Bozulmadan. Ondan sonrası da artık işlemeleri. Şimdi Sayın Şenel, buradaki şeyleri anlattınız. A'dan Z'ye bir balıkçı üretim tesisi için su ürünleri, iç sular ve dış sular fark etmez. Evet, yetiştiriciler var. İçin gerekli her türlü teçhizat var. Ama ben biraz da Türkiye'nin su ürünlerindeki konumunu konuşmak istiyorum. Şöyle alayım ben sizi. Hem şöyle tanklarımızın yanında olalım. Buyurun. Şimdi genel olarak ben bir Türkiye'yi değerlendirmenizi istiyorum. Şöyle, biz yetiştiricilik konusunda Avrupa'da şu anda ön sıralara çıktık. Bir Türk somonumuz Norveç somonuyla kapışıyor, yarışıyor. Hatta benim gözümde daha iyi. Çünkü balıkçılıkta şey vardır. Balık soğukkanlı bir ürün olduğu için hormona, ilaca ve benzeri şeylere pek tahammül edemez. Yani tüketici arkadaşların güvenle yiyebileceği bir üründür balık. Şimdi balıkçının yetiştirme meşakkatleri gerçekten dağ başında. Bütün bu ekipmanlar yapılıyor. Bazısında işte parasal gücü yetmiyor, teknik çalışamıyor ama bir şekilde balık yetiştiriyor ve halka sunuyor. Biz Avrupa geneli gerçekten yetiştiricide ön sıralardayız ama tüketiciliklerde gerideyiz. Yani vatandaşın aslında şu anda yiyebileceği, şu günkü Türkiye'nin şartlarında hesaplı yiyebileceği en güzel gıda maddelerden biri balık. Tavuktan ucuz, etten ucuz. Sağlık yönünden balık biliyorsun kalp dostu, evet, ve vitamin dostu. Ondan sonra omega çocuklara, zeka konusunda çok faydası olan bir ürün. Her türlü faydası olan bir ürün. Ama ülkemizde haftada 2 defa doktorlar biliyorsun balık yiyin deniliyor. Biz 1 defa bile yemiyoruz. Ayda 1-2 defa yiyoruz. Ondan dolayı bir tedirginliğimiz o var. Evet, yani Türkiye'deki ortalama tüketim miktarı da belli. 7-8 kilo civarında ama biz biraz Anadolu insanı da eti seven bir toplumuz. Denizden balığı yakaladığımız zaman bile diyoruz ki derya kuzusu bunlar. Kuzu, yani illa bir et şeye geçecek. Kuzu lafı geçecek, deyimi geçecek ama kuzu eti ayrı bir olay. Balık eti çok ayrı bir olay. Ama ihracatta da çok önemli bir noktaya geldi Türkiye. Evet. Yani 2 milyar doları bulan çok ve daha da arttırılmak istenen bir sektör bu. Bu sektörün de temel taşlarından birisiniz. Teknolojiyi Türkiye'de insanımızla, üreticimizle buluşturduğunuz için. Ya benim özelliğim, şahsen onu diyeyim, 35 senedir aşağı yukarı 35 seneye yakın bir dönem su ürünleri sektöründeyim. Hem üretim kanalındayız hem ekipman yapım kanalındayız. Dolayısıyla hepsini toplu olarak daha iyi biliyor. Yani bir sanayici bilemeyebilir üreticinin derdini veya balığa yararlı olabilecek olan üretimi yapamayabilir. Düz mantık gitmeyiz biz. Testlerimizi yapıyoruz. Her türlü yaptıktan sonra sunuyoruz. Burada şunu diyeceğim. Üreticinin de gerçekten şeyi çok fazla. Sorunları çok. Yani 1 yıllık bir ürün. Bugün ormanda ormanlarımızın bekçisi balıkçılık, bakın. Sularımızın bekçisi, balık sularımızın sigortası. Şimdi, evet, ormandan kiralayan çok üretici var. Aslında dediğiniz gibi ormanın da bekçileri yangınlardan, her türlü kötülükten koruma noktasında da önemli. Her türlü yani üreticinin
hakkı çok büyüktür. Gerçekten balık yetiştiricisinin ormanı bekliyor. Güzelleştiriyor. Ne bileyim ormandaki dengeyi koruyor. Ama son zamanlarda orman yer kiralayan arkadaşlar biraz tedirgin. Bu da tahmin ediyorum genel müdürlüklerin bazı konularda farklı düşüncelerinden mi kaynaklanıyor veya kanunlar el vermiyor mu? İnşallah düzelir onlar. Yok ama bence konuyla ilgili genel müdürlüğümüze de ben buradan söylemek istiyorum. Yani eminim haberleri vardır, görüyorlardır ama o yaşamı görmek, onların sıkıntılarını paylaşmaları önemli. Evet sevgili seyirciler, dediğim gibi bu arada sevkiyatta sürüyor, durmaz. Üretim durmuyor, 7-24, 365 gün. O yüzden bu üreticilerimizin sıkıntılarını çözmemiz lazım diyorum. Üreticiye destek olunsun. Hem yeme, balık yemede destek olunsun ki kendi yararlarına da hesaplı bir yiyecek, çok önemli evet. Bir gıda maddesi, kültürmüş ve benzeri değil. Bazen son zamanlarda bazı bilinçli bilinçsiz konuşan akademisyen arkadaşlar da oluyor. Ya kültür balığı, ya kültür balığının %60'ı zaten balık unu. Bakın. Ben sadece gazeteciler böyle her konuda bilgili diyordum ama demek ki her şey bilenler %60'ı zaten balık unu. Balık soğukkanlı bir hayvandır ve hormonu kabul etmez, ilacı kabul etmez ve işin enteresanı temiz suda yetişir. Kimyasal atıktan etkilenir, kimyasal atıkta yaşamaz. Evsel atıklar onlarda yaşamaz. Dolayısıyla temiz suda, soğuk suda yaşar. Dolayısıyla sularımızın da bekçisi, sigortası balıkçılık bakın. Bir göle ilk etapta devlet su işleri özellikle balıklandırırlar. Niye? Dengeyi kurmak için ve o suyun sigortasını sağlamak içindir. Suda bir anormallik, herhangi bir kimyasal atık, zehirli katkılar olduğu anda ilk etapta balıklar ölür ve orada bütün canlıları korur. Bakın. Aslında karanın sigortası bekçileri arı, denizin suyun bekçileri de balık. Ve burada işi gerçekleştirecek olan balıkçı. Bakın evet. Yetiştirici. Yani bunu göz ardında bulundurmamak gerekiyor. Ormanların bekçisi, suların bekçisi balıkçıdır. Peki Şener Bey teşekkür ediyorum. Ben son sözlerinizi de almak istiyorum. Bir üretici olarak, üreticilere destek olan bir üretici olarak. Üretim mesela bu İsmail Dumankara'ya gidiyormuş. Doğru mu? Doğru. Bütün yani burada 15 yanlış hatırlamıyorsam 15 civarında işletmeye evet. Destekleme var. Çeşitli ürünler var. Yani duruma göre vatandaşın ihtiyacına göre Tarım İl Müdürlüğü özellikle şu anda ki etkinlik Rize Tarım İl Müdürlüğü hem evet. Su Ürünleri Şube Türkiye'nin Müdürlüğü. Türkiye'nin tarafına gidiyorsunuz ama. Tabii bu konunun yapıldığı. Bu konuda yani şöyle söyleyeyim biz vatandaşı teknolojik açıdan her zaman için desteklemeye çalışan bir firmayız. Evet. Aynı zamanda da üretici olduğumuz için şeyin yetiştiricinin değerini biliyoruz. Buradaki şeyimiz de müdürlüklere onların adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir de prosedürlerde balık yetiştiricisine de gerçekten yardımcı olmalarını temenni ediyoruz. Peki teşekkür ediyorum. Halktan da sürekli balık yemelerini tavsiye ediyoruz. İnşallah o günleri de görürüz diyorum. Evet sevgili seyirciler Rize'deyiz. Sayın Valimiz başta olmak üzere DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve Tarım İl Müdürümüz Murat Genç'le beraberdik. Aynı zamanda üreticilerimizle de röportajlarımızı izlediniz. Bu FET Kuluçka Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanımız Şener Serin'le de teknolojiyi konuştuk, üretimi konuştuk. Üretimin her aşamasında hakikaten zor şartlarda yürüyen, üreten insanlar, dağ bayır demeden üreten insanlar. Tabii ki devlet olarak da onların yanında olunması gerekiyor. Bir toprağın hekimlerinden daha herkese hayırlı günler diliyorum. Bir başka programda buluşmak üzere saygılarımla.